Bugünkü yayınımızda Kur'an'ın en büyük handikaplarından birisi olan nasih mensuh hususuna Bakara suresinin 106. ayetiyle temas edeceğiz. Bu ayetteki birkaç farklı çelişkiye kısaca değinmeye çalışacağım. Daha sonra da konuyla alakalı tefsir alimlerinden örnekler vereceğim. Ayetin iniş sebebi neymiş? Neye binaen bu ayet gelmiş? Bunları kısaca analiz edeceğiz. Şimdi Bakara suresinin 106. ayetinde ne deniliyormuş? İlk önce onu okuyalım. Şöyle deniliyor: herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak. Burası analiz edeceğimiz çelişkinin ilk kısmı, özellikle unutturma hususu. Onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Buradaki daha hayırlısı ifadesi eleştireceğimiz ikinci husus. Ve genel olarak üçüncü hususta Allah'ın bir ayetin hükmünü kaldırıp sonradan yerine yenisini getirmesi hadisesi olacak. Şimdi ilk olarak unutturma hususuna değinelim. Değerli arkadaşlar, Cenab-ı Allah bu Kur'an'ın kendisi tarafından korunacağını beyan etmiş, öyle değil mi? Gerçi diğer kutsal kitaplarda da bu beyanlar karşımıza çıkıyor. Tevrat'ta, İncil'de, hepsinde bunu görüyoruz. Çünkü insanların Kur'an'ın zamanla bozulması, Tevrat'ın ve İncil'in zamanla bozulması, işin içine papazların, hahamların, imamların girip de Kur'an'a eklemeler yapması, Tevrat, İncil'e eklemeler, çıkartmalar yapması hususu sonrası insanların şüphelenmemesi için bu ayetlerin Kur'an'a, Tevrat'a, İncil'e eklenmesi gerekiyor. Bu genel bir kaidedir. Sadece İslam'a ait bir şey değildir. İslam'dan önce de İncil, Tevrat bozuldu diyenlere bakın. Bunlar Tevrat ve İncil'de bizzat Allah'ın ayetleriyle korunmuş kitaplardır. Ahanda ayetler buradadır deniliyordu. Müslümanlar da Kur'an için aynısını söylerler. Kur'an'da da bakın zikri indiren biziz. Onu koruyacak olanlar da bizleriz ayeti var. Buyurun ahanda burada. O yüzden Kur'an asla değişmiş olamaz. Asla hiçbir harfi dahi değiştirilemez derler. Peki ben de şunu soruyorum. Cenab-ı Allah şayet bu kitabı koruyorsa, bu kitabın herhangi bir ayetinin bütün Müslümanlar tarafından unutulması söz konusu olabilir mi? Cenab-ı Allah bunu unutturuyorsa, Cenab-ı Allah neden indirmiş olduğu bir ayeti unutturur? Bu ayetten utandığı için mi? Bu ayet yanlış olduğu için mi? Bunlardan başka bir sebeple neden unutturmuş olsun mesela? Yani şayet o ayetten utanmıyorsa, o ayette hata yaptığını düşünmüyorsa neden onu unuttursun? Ve şayet Kur'an'ı koruduğunu iddia ediyorsa bir ayetin herkes tarafından unutulmuş olması o Kur'an'ın korunamadığı anlamına gelir. O ayet tarih olur. Onun yerine başka bir ayet getirilir. Bu da Kur'an'ın korunamadığı anlamına gelir. İkinci çelişkili husus, daha hayırlısı ne demek değerli arkadaşlar? Bakın sevgili müminler, her şeyi kıvırabilirsiniz ama bunu kıvıramazsınız. Yahu bundan önceki ayeti indiren farklı bir tanrı mıydı ki bu ayette daha hayırlısı deniliyor? Önceki hayırsız mıydı? Öncekinde Allah istediğini doğru, düzgün, net bir şekilde ifade edememiş miydi ki onu kaldırıp da yerine getirdiği ayeti daha hayırlısı olarak sunuyor? Bakın onun benzerini getiririz deseydi sadece o da çelişkiliydi. Allah neden bir ayeti kaldırıp yerine benzerini getiriyor? Ya o ayet sıkıntılı olduğu için ya da topluma o ayeti kabul ettiremedikleri için. Ki bu durumda toplumu ayeti kabul ettiremiyorsan zaten ayeti oluşturanların insanlar olduğunu net bir şekilde anlarız. Çünkü Allah'ın tanrısal bir gücün yollamış olduğu bir ayeti toplumun kabul etmemesi söz konusu olamaz. Daha hayırlısı ne demek? Allah daha önce hayırsız, işe yaramayan bir ayet mi indirdi? Veyahut da işe yarayan düzgün bir ayetti ama ondan daha düzgününü, daha hayırlısını mı indirdi? Şayet öyleyse neden en başında en hayırlısını, düzgününü indirmedi ki? Bir tanrı için daha hayırlısı diye bir şey söz konusu olamaz. Bakın değerli arkadaşlar, hep şurada hata yapıyorsunuz. Tanrıyı insanlarla mukayese ediyorsunuz. İnsanlar için daha doğrusu, daha iyisi, daha kalitelisi olabilir ama bir tanrı için, özellikle Kur'an'ın çizmiş olduğu semavi tanrının, diğer İbrahimi dinleri de buna katabiliriz, bu dinlerin kutsal kitaplarının çizdiği tanrı motifinin böyle bir şey yapması söz konusu olamaz. Çünkü bu tanrı motifi kainatı kusursuz olarak yaratan mükemmel bir tanrıdır. Hatasızdır. Haliyle bir şeyi indiriyorsa, bir şey söylüyorsa zaten olabilecek en hayırlı, en doğru şeyi söylemek zorundadır. Önce daha az doğru, daha az hayırsızını söyleyip de daha sonradan bu olmadı deyip onu kaldırıp daha hayırlısını getiremez. İkinci eleştirimiz bu. Üçüncü eleştirimiz de genel olarak bir tanrı şayet tanrıysa, tanrısal bir güce sahipse, mükemmelse, kusursuzsa bir ayet yollayıp da daha sonradan o ayeti hiçbir surette kaldıramaz.
Şayet bu yapılıyorsa biz bu kitabın insanlar tarafından üretilmiş olduğunu net şekilde anlamış oluruz. Sadece insanlar, insani zihinler, insani düşünce yapıları hataya açıktır, yanlışa açıktır, zamanla değişen çağın gereçlerine karşı yetersizdir ve dolayısıyla sonradan onlar kaldırılıp, yani insan zihninin ürettiği ayetler kaldırılıp yerine yenileri getirilebilir. Tanrılar için böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu ayet bu üç husus açısından incelediğimizde son derece çelişkilidir, tutarsızdır. Peki bu ayetin iniş sebebi acaba neydi? Bir de ona bakalım. Sadece Kurtubi'den örnek vereceğim çünkü biraz uzun olacak. Diğerlerine de girersem zaten benzer şeyler söylüyorlar. Çok uzayacağı için sadece Kurtubi'den örnek vereceğim. Kurtubi şöyle diyor. Bu ayetin nüzul sebebi şudur ve bu ayet ahkama dair çok önemli bir ayettir demiş. Nüzul sebebi şudur. Yahudiler Kabe'ye yönelmeleri hususunda Müslümanları kıskandıklarından dolayı, ki neden kıskansınlar, zaten her şey Yahudilerden geliyor İslam'daki, neredeyse birçok şey onlardan alınmış. Yani neden kıskansınlar, orası ayrı komik. Her neyse, Yahudiler Kabe'ye yönelmeleri hususunda Müslümanları kıskandıklarından dolayı İslam'a dil uzatmaya ve Muhammed ashabına önce bir hususu emrediyor, sonra da onlara işi yasaklıyor. O bakımdan Kur'an olsa olsa onun tarafından uydurulmaktadır. Bundan dolayı bir kısmı ile öteki bir kısmı birbiriyle çelişmektedir diyorlar. Bakın Yahudiler bu durumu net bir şekilde görmüşler. Daha o dönemlerde ayetlerin bir kısmı kaldırılıp yerine yenileri getirildiği için veyahut getirilmese bile bazı ayetler diğerleriyle çeliştiği için sonradan farklı ayetleri getirmek zorunda, üretmek zorunda kalıyorlar. Muhammed ve avanesi. Yahudiler bunları görüyor ve kardeşim sen bu kitabı kendin ve çevrendeki insanlarla üretmişsin. O yüzden sürekli bazı ayetleri kaldırıp yerine yenilerini getiriyorsun. O yüzden bu ayetler birbiriyle çelişiyor demişler. Bunun üzerine de Yüce Allah hem Nahl suresinin 101. ayetindeki biz bir ayetin yerine diğer bir ayeti getirdiğimiz vakit ayetiyle bu ayeti, yani Bakara suresinin 106. ayetini getirmiş. İki ayette aynı hususla ilgili nasıl geliyor? Çünkü Nahl suresi, Bakara suresi farklı sureler, geliş, indiriliş, oluşturuluş zamanları farklı farklı dönemler. İniş sebebi iki ayetinde nasıl aynı olabilir? Her neyse, yani ayetin iniş sebebi buymuş değerli arkadaşlar. Ayetin iniş sebebine baktığımızda zaten ve ayetin vermiş olduğu cevaba da baktığımızda Yahudilerin burada onaylandığını görüyoruz. Neden? Çünkü ayette ne diyordu? Biz bir ayeti indirdiğimizde onu unutturursak veya yürürlükten kaldırmak istersek yerine daha hayırlısını, bakın daha hayırlısı kısmı burada zaten işin bam teli. Demek ki Yahudiler sen bir husus emrediyorsun, sonra o işi yasaklıyorsun. Ondan sonra başka ayetler getiriyorsun diyorlar ya, demek ki daha hayırlısının gelmesi öncekinde sıkıntı olduğunu gösteriyor. Allah burada bunu onaylıyor ve Yahudileri de onaylamış oluyor bu açıdan. Görmüş olduğunuz gibi tefsirlere baktığımızda herhangi bir şekilde bir şey düzelmiyor. Daha da sarpa sarıyor. Daha büyük çelişkiler karşımıza çıkıyor. Burada nes konusuna dair bilgi veriliyor Kurtubi'de. Kısaca bakalım. Bu konuya dair gereken bilgiyi edinmek kesinlikle gerekli ve faydası çok büyüktür. İlim adamları bu hususa dair bilgi sahibi olmaktan uzak duramazlar. Yani nasih mensuh hususuna ilim sahipleri uzak durmamalı. Çünkü nesi ahmak cahillerden başkası inkar etmez denilmiş devamında. Hani günümüzde inkar eden ahmaklar var ya, kendilerini Kur'ancı zanneden, Kur'an'daki ayetlere rağmen nasıl inkar ediyorlar, o da ayrı bir komedi konusu. Yani bu hadis konusu değil değerli arkadaşlar. Yani görüyorsunuz ayet çok net. Bir ayetin hükmünü kaldırırız, yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Buna dair bayağı ayet var, 3-5 tane ayet var. Daha önce bu konuya ben detaylı olarak değinmiştim. Bunu inkar eden elbette ahmak olur, cahil olur Kurtubi'nin dediği gibi. O yüzden ilim adamları bu hususta bilgi sahibi olmalıdır diyor. Bunu inkar edemezsiniz diyor. Çünkü ahkama dair karşılaşılan meselelerde helal ve haramı bilmek hususunda bunu bilmeyi gerektiren pek çok husus vardır. Ebu'l-Bahteri'nin şöyle dediği rivayet edilmektedir. Ali radıyallahu anh mescide girdiği bir seferinde bir adamın insanları korkutmakla meşgul olduğunu görür. Bu kim oluyor diye sorunca etrafındakiler insanlara hatırlatmalarda bulunan bir adamdır dediler. Hazreti Ali şöyle der. Bu insanlara öğüt verip hatırlatan bir kimse değildir. Bu ben filanoğlu filanım, beni tanıyın diyen birisidir. Hazreti Ali ona bir haberci gönderip şöyle sorar. Sen nasihi mensuhtan ayırt edecek kadar bir bilgiye sahip misin? O hayır der. Bu sefer ona mescidimizden çık git.
ve bu mescitte öğüt ve hatırlatmalarda bulunma. Bakın değerli arkadaşlar, anlatılan hikayeye bakın. Nasih mensuh hususunu kotarabilmek için, kıvırabilmek için Kurtubi Efendi'nin bize sunduğu hikayeye bakın. Mescitte bir adam varmış, insanları korkutuyormuş, onlara bir şeyleri hatırlatıyormuş. Ali de ona demiş ki sen nasih mensuh hususunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ha, onu bilmiyorsan insanlara öğüt veremezsin. Defol git buradan. Hacım, bunun konuyla ilgisi ne? Nasih mensuh konusunun tutarlılığını bu husus kanıtlamıyor ki. Yani biz bu hikayeden neyi çıkartmalıyız? Nasih mensuh konusu çok mübarek bir konu. Onu bilmeyen birisi kimseye fetva veremez. İyi de biz o konuyu gayet net görüyoruz, biliyoruz. Konuyla alakalı tafsilatlı açıklamaları da yaptık daha önce. Ben kendim üzerinden konuşmuyorum sadece bu konuyla alakalı. Yani alimlerin sayısız örnekleri üzerinden, çalışmaları üzerinden bu konuyla ilgili ciddi bir sunum yapmıştım. Hatta iki tane yapmıştım. Adamlar aynı şeyleri anlatıyorlar. Zaten ayetin iniş sebebi belli. Bakın biraz önce okudum. Ayetler birbiriyle çelişiyor. Önce gelen ayet günün şartlarına uymadığı için sonradan o kaldırılıyor, başkası getiriliyor. Bu çelişkili bir durum, tutarsız bir durum. Tanrısal bir güç tarafından, kainatın efendisi tarafından böyle bir yöntem kullanılamaz. Çünkü o her şeyin en başında mükemmelini, doğrusunu, en hayırlısını zaten getirmiş olur. Güne göre, çağa göre hareket etmez. İnsanlar güne göre, çağa göre hareket ederler. Günü kurtarmaya yönelik hamleler yaparlar. Çünkü hatalı olan, aciz olan insanlardır. Evet değerli arkadaşlar, burada Arap dilinde nesin anlamı nedir? Arapçada bu kelime hangi anlamlarda kullanılır? Bunlara değinilmiş. İşte nes nakletmek, aktarmakmış. Diğer anlamı iptal etmekmiş, izale etmekmiş ki Kur'an'da kullanılan anlamı zaten genellikle bu. Yerine başka ayet, daha doğrusu getirildiği ifade edildiğine göre ayetlerde diğer ayetin iptal edildiğini anlamış oluyoruz. Burada biliyorsunuz kelimenin Arapçasına takılanlar var. Yok efendim nas diyenler varmış da bunu yanlış söylemiş de. Arkadaşlar bunlar önemli hususlar değil. Önemli olan anlatan kişinin neyi kastettiği. Arapçayı çok iyi bilmek zorunda değil kimse. Arapça kurallarını çok iyi bilip de bunları ezberlemek, bunları hayatında kullanmak, tatbik etmek zorunda değil. Böyle bir zorunluluğu yok kimsenin. Bunu aklınızdan çıkartın artık. Önemli olan buradaki çelişkinin, tutarsızlığın dile getiriliyor olması. O tutarsızlığı ifade eden Arapça kelimenin söyleniş tarzı değil yani mesele. Bunlara takılanlar gerçekten zekası çok düşük, IQ'su ciddi şekilde yerlerde sürünen bir insan imajı çiziyorlar maalesef. Yani sadece buna takılıp da cevap vermeye çalışanlar, konuyu görmezden gelenler, çelişkiyi umursamayanlar gerçekten kendilerine güldürüyorlar. O yüzden lütfen bu yöntemlerle gelmeyin. Sizin Arapçayı iyi biliyor olmanız, 86 tane tefsir okumuş olmanız bir şey ifade etmiyor. Hani tarih olsa veyahut bilim olsa mesela, birisi bilmediği bir konuyu orada anlatmaya çalışsa, sizin yaptığınız gibi mesela evrim yoktur, evrim sadece bir teoridir dese mesela, evrim henüz ispatlanmamıştır dese mesela, ha orada dersin kardeşim senin evrim bilimi hakkında hiçbir bilgin yok, daha teorinin bile ne olduğunu bilmiyorsun, bu konu hakkında ne diye konuşuyorsun diyebilirsiniz. Tarih hakkında kafasından bir masal anlatsa mesela, mesela Kurtuluş Savaşı olmadı dese, işte Yunanlılarla yaptığımız savaş öyle çok önemli bir şey değildi ya, basit bir şeydi falan diyen hani tarihçi geçinen zır cahil fesli kesim var ya, onlar gibi yapsa mesela, o zaman dersiniz kardeşim senin tarihten hiçbir haberin yok, sen kafandan yeni bir tarih yazmışsın, onu bize sunmaya çalışıyorsun denir. Ama birisi dini bir çelişkiyi ifade ediyorsa, şayet olmayan bir çelişkiyi söylüyorsa mesela, o zaman dersiniz kardeşim burada çelişki yok, sen yalan söylüyorsun mesela diyebilirsiniz. Ama şunu diyemezsiniz kardeşim sen o çelişkiyi ifade ederken oradaki Arapça kelimenin anlamını yanlış kullanmışsın. Bunu affedersiniz ama kargalar bile güler. Bu sefer neye takılırlar? Sen o iniş sebebini verdin ama Kurtubi'yi sadece örnek verdin. Taberi'yi vermedin. Bahreddin Razi'yi vermedin. Veyahut da 3 örnek vardı, birini okudun, diğerlerini vermedin. Bu şekilde kıvırmaya çalışırlar. Yani onlar yine kıvıracak bir sebep bulurlar. Onlar için sıkıntı yok. Yani şey bahanesi onlar için tek geçerli sebep değil. Arapçayı bilmiyorsunuz bahanesi. Her neyse değerli arkadaşlar, bugün bu hususa değinmek istedim. Görmüş olduğunuz üzere ayetlerin hükmünün kaldırılması, yerine daha hayırlısının, daha düzenlisinin veya benzerinin getirilmesi tanrısal bir güçle doğrudan çelişen bir husustur. Dolayısıyla bu kitap insan eseridir. Nokta. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.